عابك يا سيدنا ويا رسول الله الصلاة عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا ويا حبيب الله الصلاة عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا نبي الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا ويا أمين وحي الله الصلاة عليك وعلى آلك وأصحابك
خير خلق الله الصلاة Selayı okuyan Ulu Cami İmam Hatibi Hidayet Yılmaz Hocam'dan Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan Allah'a hamd olsun. Salatü selam da senin üzerine olsun ya Resulallah. Salatü selam senin üzerine olsun ya Habiballah. Salatü selam senin üzerine olsun ey ümmetin peygamberi. Dostluğa hakkıyla riayet eden, ihsan ve cömertliğin değişmez şiarı ve sen olmasaydın kainatı yaratmazdım yüce hitabının muhatabı, varlıkların iftihar kaynağı, efendiler efendisi, şefaatçimiz, sığınağımız, her işi temiz ve her işi zarif olan, varlıklar aleminin en yüce terbiyecisi, ıtır saçan feyizli eserlerin sahibi, muhabbeti bütün kainatı dolduran, peygamberlerin sonuncusu ve sığınağı, kıyamet gününün seyyidi, ümmetinden günahkar olanların şefaatçisi, Vahdet Meclisi'nin süsü, Peygamber Eyvanı'nın suffe ziyneti, Nebilik Divanı'nın hakimi, Halim olan Allah'ın yoluna girenlerin peygamberi, Rahim olan Allah'ın sevgilisi. 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü, bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona verdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Saygıdeğer valim, saygıdeğer Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, Sayın Kaymakamım, çok kıymetli protokolün üyeleri, sevgili kardeşlerimiz, istikbalimizin teminatı çok değerli gençlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, Diyarbakır'ın peygamber aşığı, asil yürekli insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Ekranları başında bizleri canlı yayında izleyen kıymetli Diyanet TV izleyicileri. Peygamberimiz ve gençlik temalı 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası Diyarbakır programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Teşriflerinizden ötürü hepinize tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Resul-i Ekrem Efendimizin kainatı şereflendirmesinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz huzur ve maneviyat yüklü bu programı sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Kıymetli misafirlerimiz, hiç şüphesiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, mümin gönüller için bir şifa, bir rahmet ve hidayet kaynağıdır. Geliniz hep birlikte sözlerin en güzeline kulak verelim. Bu güzel programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatibi Ahmet Karalı hocamızı huzurlarınıza takdim ediyorum. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء
Rabbi ce'alni mukime s-salati ve min zürriyeti Rabbena ve teqabbel du'a Rabbi ec'alni mukime s-salati ve min zürriyeti Rabbena ve teqabbel du'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatibi Ahmet Karalı hocamızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ey Rabbimiz! Resulünü anışımızdan haber et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrına affet. Zatının hatrına affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Diyarbakır'ımızın peygamber aşığı insanları, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızca Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla özel olarak hazırlanmış Sinevizyon filmiyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Buyursunlar. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Kur'an-ı Kerim'in gençleri. Tarihin şahit olduğu en değerli iman ve ahlak örnekleri. İlk insanın oğlu Habil'di onlardan biri. İmanıyla hırsa ve şiddete meydan okuyan Erdem ve takva abidesi. İbrahim'di, soruları vardı aklından süzülen. Yıldızları, ayı, güneşi, ölümü ve yeniden dirilişi sorgularken kalben tatmin olmaktı istediği. İsmail'di o. Canıyla sınandığında hiç tereddüt etmedi.
tevhid duvarına ördüğü sabır tuğlalarıyla Kur'an'a geçti. Yusuf'tu Kenan illerinde. Kah kuyuya atılan, kah zindana düşen, nefse karşı dik durarak iffetiyle yücelen. Musa'ydı Rabbine inanmış gençlerden biri. Bir dem Firavun olduğu sınavının adı, bir vakit İsrail oldu. Cesaretle aştı Kızıldeniz'i, sabırla geçti çölleri. Süleyman'dı. Hem hükümdar hem peygamber iken mülkü ve nimeti şükre çeviren. Yahya ve İsa'ydı onlar. Beyt-i Makdis'te iki genç kuzen ailelerinin kabul olunmuş dualarıydı. Hikmet ve marifet ehliydi her biri. Sükunet timsali doğdukları, öldükleri ve yeniden diriltilecekleri gün Rablerinin selamı onlaraydı. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmet elçisi. Her daim gençti. İlim ve hikmet, cesaret ve adalet, merhamet ve muhabbet onunla daima gençti. Son peygamberin davetine ilk icabet edenler de gençlerdi. Henüz 10 yaşındaydı iman ettiğinde Hazreti Ali. Cafer 17'sindeydi Habeş kralı Necaşi'nin huzurunda İslam'ı anlatırken. Genç Mus'ab'ı Yesrib'e öğretmen, Muaz'ı Yemen'e vali, Zeyd'i vahiy katibi, Üsame'yi komutan olarak görevlendirirken Allah'ın Resulü her birine derinden güvenmişti. Onlar da gençti. Hayalleri, arzuları, idealleri vardı. Zengindi kimi, kimi yakışıklıydı, güçlü ve heyecanlı. Bir yanda şirkin tuzakları, cezbedici bir dünya, bitmez tükenmez arzular, öte yanda imanın sınavları, dışlanma, kınanma, hicret ve meşakkatler. Şimdi karar zamanıydı. Peygamberimiz onlara umut vaat etti, hedef gösterdi. İlgiyle dinledi, anlayışla destekledi, fikirlerine değer verdi. Şefkatle tuttu ellerinden, bilgece düzeltti yanlışlarını, asla incitmedi. Mekke'nin karabağrında, Medine'nin hurmalığında Talhalar, Zübeyirler, Ammarlar, Bilaller, Ayşeler, Esmalar, Fatımalar, Zeynepler. Varoluşun gayesini, insan olmanın değerini ve kul olmanın bilincini peygamberden öğrendiler. Sonra vahyin şerefli mesajını yüklendiler. Dünyanın dört bucağına İslam'ı onlar öğrettiler. Devretti zaman, uzun asırlar geçti aradan. Kadim dönemlerden bugüne değişti imkan ve mekan. Değişmedi lakin gencin coşkusu, gayreti, gözü pekliği ve Habil'den bugüne devam ediyor. Dün onlar da hayat merdivenlerini tırmanan, bugün sen. Senden haberdar olan Rabbin, seni seven peygamberin var. Ey genç! Önünde ecdadın örnekliği, ardında milletin sana güvenen. Sensin umudumuz, sensin istikbalimiz, sensin gözbebeğimiz. Kıymetini bir bilsen. Çevrende popüler kültürün geçici hazları, sapkın ideolojilerin, sahte kurtarıcıların, terör ve şer odaklarının zehirli çağrıları kol kesse de, aklını yitirip bağımlı olmanı beklese de, yüreğindeki inanç ve sevgi, zihninde doğru bilgi oldukça başaramayacaklar. İmanla huzura, bilgiyle şuura, amelle misyona, ahlakla hedefe kilitlenen genç. İyiliği yeryüzüne ancak sen yayabilirsin. Düşmanlıkları dostluğa, ayrılıkları birliğe, nefretleri sevgiye, şiddeti merhamete dönüştüren gönül bağlarını ancak sen kurabilirsin. Unutma ki sen, cehalet ve inkarın karanlığındaki insanlığın, zulmün girdabındaki alemi İslam'ın ümidisin. Şimdi kalk ve doğrul yerinden. Ashab-ı Kehf'in uyanışıyla onurlu bir hayatın ilmeklerini doku yeniden. Bil ki Rabbinin yardımı, peygamberinin rehberliği senin. Ne olur
sen de sana güven. Güzel video görseli için teşekkür ediyoruz. Onun ümmetinden olmak nasiplerin en güzelidir. En büyük devlettir. Cennete aday olmaktır. Sırat-ı müstakime girmektir. Onun ümmetinden olmak en hayırlı ümmet olmaktır. İnsanlar içinden çıkarılmış. İbrahim'i millet olmaktır. Küfürden, şirkten arınmış. Onun ümmetinden olmak Allah'ı bir tanıyıp gayrisinden arındırmaktır yüreği. Yalnız Hakk'a kul olup yalnız ona iletmektir dileği. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli misafirlerimiz, şimdi Mevlid-i Nebi haftası Diyarbakır programımız açılış konuşmalarına geçiyoruz. İlk konuşmayı yapmak üzere Diyarbakır İl Müftümüz Sayın Yavuz Selim Karabayır'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Sayın Valim, Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, Belediye Başkanım, çok değerli protokol ve Diyarbakır'ımızın peygamber sevdalısı hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, değerli çocuklar ve basınımızın güzide mensupları. Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Yenişehir Belediye'mizle birlikte hazırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Beyefendi'nin selamlarını arz ediyorum. Kendileri rahatsız oldukları için gelemediler, sizden dua istiyorlar. Rabbim ona şifa ihsan eylesin. Diyanet İşleri Başkanımız ve benim selefim, başkan yardımcımız ve selefim Doktor Burhan İşleyen beyefendi aramızda teşrif ettiler. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü uzun eylesin. Sayın Valime, Belediye Başkanıma ve hususen bu programı yapmada ve birçok meselede bizim yardımcımız olan Yenişehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmayacağım, ehline bırakacağım. Ama bu kalabalığı görünce, Halid bin Velid'in evlatlarını görünce, peygamber sevdalısı olan sizleri görünce birkaç şey söylemek isterim. Biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 500 sahabinin ve birçok nebinin bulunmuş olduğu Diyarbakır'ımızdan nihayetsiz sayıda salat ve selam ediyoruz. Rabbim bizi burada topladığı gibi onunla birlikte haşr eylesin, cennette onunla birlikte olmayı nasip eylesin. Biz her şeyi ondan öğrendik. Gençlik nasıl yetiştirilir? Nesil yetiştirmenin ölçüsü nedir? Onu da ondan öğrendik. Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce hastalığı bir anda iyileşiverdi. Beni mescide çıkarın dedi. Koluna girdiler, mescide götürdüler, namazı kıldı ve mihrapta geriye dönerek cemaatini seyretmeye başladı. Anamız diyor ki, onu o kadar güzel görmemiştim. Sanki güneşler parlıyordu yüzünde. Bakışı bir başkaydı. Tebessümü bir başkaydı. Sanki talebelerine bir ömür, her şeyini feda etmiş olduğu talebelerine bakıyor. Hepsini nereden nereye yetiştirmiş, onlara neler kazandırmış, onun mutluluğunu yaşıyordu. Bir peygamber yetiştirdiği talebelerinin, yetiştirdiği gençlerin kamil oluşlarını son demlerinde mutlulukla seyrediyordu. Niye öyle olmasın ki?
Hazreti Ebu Bekir 36 yaşlarında sıddıkiyetin, Hazreti Ömer 30 yaşlarında adaletin, Hazreti Osman o yaşlarda hayanın, Hazreti Ali daha 10 yaşlarında hikmet ve celadetin ve kahramanlığın timsali olarak yetişiyor ve peygamber tarafından kıyamete kadar gelecek ümmetin önüne konuluyordu. Eba Ubeyde bin Cerrah 16 yaşlarında Resulullah tarafından tespit ediliyor ve ümmetin emini olma övgüsünü bizatihi peygamberin ağzından işitiyordu. Sonra bu kılıç gibi delikanlı, yakışıklı delikanlı Eba Ubeyde bin Cerrah daha sonra Şam'ın, Humus'un, Antakya'nın fatihi olan emin bir komutan oluyordu. Hazreti Muaz bin Cebel 30 yaşlarında vali olarak atanıyor. Abdullah bin Mes'ud Mekke'nin vadilerinde çobanlık yaparken, koyunlarını otlatırken 16 yaşında Kutlu Nebi tarafından tespit ediliyor. Kıyamete kadar gelecek mezhep imamların, müştehitlerin, alimlerin baş tacı ediliyor. Abdullah bin Mes'ud çoban iken bir allame oluyordu. Hele Mus'ab bin Ümeyr daha genç yaşında 15-16 yaşında Müslüman olmuş. Habeşistan'a hicret etmiş. Dünyanın bütün zevklerini ve Mekke'nin bütün tekliflerini, zevki sefa tekliflerini Allah ve Resulü için terk edip Medine'ye ama olan Abdullah bin Ümmü Mektum ile beraber gitmiş. Medine'yi ihya etmiş. Medine'de girmediği gönül ve ev kalmamış. Sonra Kutlu Nebi'yi buyur ya Resulallah deyip Medine'ye davet etmiş. O da kıyamete kadar gelecek öğretmenlerin, mürşitlerin, muallimlerin uslubuyla, ferasetiyle, basiretiyle örneği olmuş. Hele Abdullah bin Ümmü Mektum ama gözleri görmüyor muhterem kardeşlerim. Onu Mus'ab'a yardımcı olsun diye gönderiyor. Ve Abdullah bin Ümmü Mektum tam 13 defa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir vesileyle Medine'de bulunmadığı dönemlerde Resulullah'ın yerine vekalet ediyor, emirliğe vekalet ediyor, imamlığa vekalet ediyordu. Kadisiye'de yıllarca hasretle aradığı şehadete ulaşıyordu. Zeyd bin Sabit 14 yaşlarında daha Resulullah Medine'yi şereflendirmeden 17 uzun sureyi ezberlemiş ve daha sonra Peygamberimiz Medine'yi şereflendirdiğinde onun emriyle 15 gün gibi kısa bir zamanda İbranice'yi, daha sonra da Süryanice'yi aynı kısa zaman içerisinde öğrenmiş ve Resulullah tercümanlık yapmıştı. Şüphesiz bunların hepsinde bizim için dersler var. Şimdi değerli Diyarbakırlım, hangisini sayayım ki? Sen izzetlisin, sen bahtiyarsın. Niye biliyorsun bunu? Biraz önce isimlerini saymakla şeref duyduğumuz o ashabın tam 500 arkadaşı senin bulunmuş olduğun bu mübarek toprakların bağrında yatıyor. Ve Diyarbakırlıma şöyle seslenmek istiyorum. Diyarbakırlım, sen bahtiyarsın. Yeryüzünde bağrında bunca peygamberi barındıran kaç diyar vardır? Sen bahtiyarsın. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının üzerinden 6 veya 7 yıl geçmemişken Halid bin Velid ve 500 arkadaşının eliyle Resulullah'ın elinden tutmuşsun. Sen bahtiyarsın. Tarihte Kudüs'te bile zaman zaman ezan susarken sen semalarında ezanı susturmamışsın, susturmayacaksın. Değil. Değil bir namahrem elin değmesi. Sen tarih boyunca Diyarbakır'a abdestsiz girilmesin demişsin. Çünkü sen Halid bin Velid'in, Asım'ın neslisin. Sana seslenirken Akif'in, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyerek sesleniyorum. Çünkü sen Halid bin Velid'in neslisin. Asım bin Sabit'in neslisin. Asım bin Sabit Resulullah'ın yetiştirmiş olduğu hafız ve muhafızıl Kur'an idi. Resulullah onu bir beldeye Kur'an'ı öğretsin diye gönderdi. Pusuya düşürdüler müşrikler ve ona haber gönderdiler. Bedir'de bize yapmış olduğun zayiatın karşılığında seni öldürmekle kalmayacağız. Senin
Azalarını kesip kendimize gerdanlık yapacağız dediler. Asım ellerini açtı şehit olmadan önce. Allah'ım dedi, ben ömrümü senin dinini koruma yolunda feda ettim. Sen de benim naaşımı müşriklerin elinden koru. Allah'ım ben Müslüman olduğum günden beri Resulullah'tan ayrılmadım. Onun ve Kur'an'ın muhafızı oldum. Ne olur benim naaşıma namahrem eli değdirme dedi. Müşrikler şehit ettiler ama kesmek doğramak isterken yapamadılar. Çünkü duası kabul oldu onun ve Allah arılardan bir ordu gönderdi. Arılar müsaade etmediler ona. Dediler ki sabahleyin hallederiz. Ama Allah yağmur verdi, sular Asım'ı alıp başka tarafa götürdü. Bu hadiseden ilhamla diyorum ki ya Rabbi, Müslüman olduğu günden beri dinine hizmet eden Diyarbakır'ı muhafaza eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdası, şiarı olan, asıl mayası Kur'an olan Diyarbakırlımı ve bütün Anadolu'mu muhafaza eyle. Şimdi son kez de şununla yine Akif'imizin deyişiyle bitiriyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, Halit'in nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Hürmet ve saygılarımla. Diyarbakır'ın peygamber sevdalıları, Diyarbakır İl Müftümüz Sayın Yavuz Selim Karabayır'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere her daim insanı yaşat ki devlet yaşasın. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla hareket eden ve İl Müftülüğümüzle birlikte 2018 Mevlid-i Nebi Haftası Diyarbakır programının ev sahipliğini yapan Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Sayın Serdar Kartal'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, değerli meslektaşım, değerli protokol üyeleri, sevgili vatandaşlarımız, basınımızın güzide mensupları, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor, programımıza hoş geldiniz diyorum. Elbette ki bu programımızı Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyeleri münasebetiyle icra ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere hep birlikte Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen 19 Kasım Pazartesi günü Mevlüt Kandili'ni hep beraber idrak ettik. İbadetlerimizi yaptık, salat selamlarımızı Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Allah kabul etsin. Tabii Peygamber Efendimiz'in doğuşu adeta yeni bir çağın doğuşudur. Aslında insanlığın yeniden doğuşudur bana göre. Peygamber Efendimiz öyle karanlık bir çağa doğmuştur ki zulmün, adaletsizliğin, haksızlığın, kadının mal gibi alınıp satıldığı bir ortamın ve açlığın egemen olduğu ve bunun bir hukuk ve hak olarak görüldüğü bir karanlık dünyaya güneş gibi doğmuştur. Ve peygamberimiz öyle büyük bir sevgi ve merhamet peygamberidir ki o cahiliye toplumundan bir asr-ı saadet toplumu meydana getirmiştir. Aslında bugün dünyamızın içinde bulunduğu büyük sıkıntılar, bu cahiliye döneminin sıkıntılarını yansıtan sıkıntılar, yine açlık, yine sefillik, yine adaletsizlik, yine hukuksuzluk, yine kan ve gözyaşı ki özellikle İslam coğrafyasına hakim olmuş kara bir bulut gibi çökmüştür. Peygamberimizin rehberliğinde, İslamiyet'in ahlak kaidelerinde bize çözümünü en güzel şekilde sunmaktadır. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir tema belirlemiş. Diyanet ve gençlik diye. Demin Sayın İl Müftümüz gerçekten çok güzel ifade ettiler. Peygamber Efendimiz'e İslamiyet geldikten sonra bunu ilk kabul edenler gençler olmuştur. Yine İslamiyet bu gençlerin idealizmi, dinamizmi, fedakarlığı ve cesareti sayesinde dünyanın dört bir yanına taşınmıştır. Onlar aslında İslamiyet'in ruhunun somutlaştırılmış bir ifadesi olarak dünyaya İslam'ı en güzel şekilde tanıttılar. Bunlar bugün bir maya olarak, bir aşı olarak bizim gençlerimize çok şey anlatıyorlar.
Bizler de gençlerimizi heba etmemeliyiz. Bizler de gençlerimizi heba ettirmemeli, onlara sahip çıkmalıyız. Fakat gençlere sahip çıkmak sadece devletin görevi değildir. Aileden topluma bu 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, büyük Türk milletinin her verdine düşen büyük bir vazifedir. Bu vazifemizi en iyi şekilde yapmazsak, İslamiyet'in ve Allah'ın bizim üzerimize biçmiş olduğu o ilahi kelimetullah, o Allah'ın ve dininin bayraktarlığını bugüne kadar getirme düsturunu ve görevini bizler iyi bir şekilde yapmamış oluruz. Yüzyıllarca bizim bayrağımız peygamberin kabrine muhafızlık etti. Bugün yine İslam coğrafyasında ve dünyadaki bütün zulümlere bizim devletimiz bir dur diyor. Bugün İslam coğrafyasında ve İslam coğrafyası dışında bizim nüfuz alanımıza giren, eskiden bizim hakimiyetimiz altında adaletli günler yaşayan bütün halklar bugün yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müşfik yardımlarıyla ayağa kalkıyorlar. Bizler gençlerimize, belediyemizin bütün kaynaklarını seferber ettik. Bugün Hazreti Fatıma Kur'an kursumuzu açtık hizmete. İnşallah 10 gün içerisinde hizmete açılacak. Yapımını bitirdik. 100-150 kişilik. Yine Hamidiye Külliyemiz içerisinde bir cami ve 350 kişilik bir yatılı hafızlık kurduğumuzu 10-15 gün içerisinde hizmete açıyoruz. Bitirdik. Yine Abdülhamit Han Kur'an kursumuz bugün içinde 150 kız hafızımızla eğitimine devam ediyor. Yine Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezimiz gençlerimize hizmet etmek için bitirilmeyi bekliyor. İnşallah onu da bir ay içerisinde bitirmiş olacağız. Belediyemizin imkanlarıyla yine 80 derslik Kur'an Anaokulu'nu 40'ını, yaklaşık 40'ını sıfırdan yapmak üzere bugün çocuklarımızın hizmetine sunduk. 4-6 yaş arası Kur'an kurslarımızda. Bu hizmetler yaklaşık 30-40 milyon lira arası bir maliyet tutuyor. Ama bunlar daha önce bu belediyeden, aynı belediyeden billboardlarda Peygamber Efendimiz'e hakaret etmek için kullanılıyordu. Bizim burada kendimize şu düstura edinmemiz, şöyle bir düşünmemiz lazım. Biz acaba yerel yönetimlerin kaynaklarının Peygamber Efendimiz'e hakaret edilmesi, dinimize hakaret edilmesi, maneviyatımıza hakaret edilmesi, çocuklarımızın dağa gönderilip ortalama 6-7 senede ölüme terk edilmesi, çocuklarımızın uyuşturucu batağına saplanması için mi, maneviyatımızı yok etmek için mi kullanmamız gerekir? Yoksa belediyemizin imkanlarını gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek, ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için mi kullanılmalıdır? Bizler görevimizi ailelerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bu hizmetlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu hizmetlerimizi yaparken her daim bizlere yardımcı olan Kutlu Diyarbakır'ımızın değerli hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Mevlid-i Nebi programımız hayırlı uğurlu olsun. Allah hepimizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Sayın Serdar Kartal'a konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, protokolümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli peygamber aşığı Diyarbakırlılar. Şimdi Mevlid-i Nebi Haftası Diyarbakır programımız selamlama konuşmalarını yapmak üzere Diyarbakır Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu Beyefendinin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyursunlar Sayın Valim. Hamd alemlerin Rabbi Yüce Allah'a, salat ve selam onun Resulü, ümmeti olmakla şereflendiğimiz iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa'ya.
Değerli Diyanet İşleri Başkan Vekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli çalışma arkadaşlarım, peygamber aşkıyla bugün burada bulunan Peygamberler Şehri Diyarbakır'ın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın, İl Müftülüğümüzün ve Yenişehir Belediye Başkanlığımızın birlikte düzenlediği Peygamberimizi anlama, onun ümmeti olma şerefiyle yeniden hayatımızı yorumlama ve bu imanla geleceğimize dönük bir buluşma anlamında düzenlenen bu programda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Mevlid-i Nebi haftasında gençliği konu başlığı olarak almayı, nebevi ahlak, eğitim ve hayatı gençlik kısmıyla buluşturmayı değerlendirdikleri için de Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Şüphesiz bizler Mevlid-i Nebi haftasında ümmeti olmakla şereflendiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin dünyaya teşrifini bu iman ve inançla anıyoruz. Ona salat ve selamlarımızla, tazimimizle, sevgimizle bir araya geliyoruz. Şüphesiz Hazreti Ayşe annemizin ifade ettiği gibi Hazreti Peygamber yürüyen bir Kur'an'dır. Kur'an'ın hayat boyu tatbik edilmiş, hayatın her aşamasına bu anlamda dönüştürülmüş ve sadece bize değil, tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçisidir. Bilin ki, gerek bizim ümmet olarak, gerekse insanlığın yaşadığı bütün meselelerin, sıkıntıların temelinde Kur'an'ı anlamamak ve Peygamberimiz gibi yaşamamak yatmaktadır. Dünya hayatını yaşarken örnek olarak Hazreti Peygamber'i almak, onun hayatında 63 yıllık hayatındaki her aşamayı, siyeri ve sireti anlamak gerekir. Bu imanla hayatımızı düzenlememiz gerekir. Onun hayatının her aşamasındaki her bir sünnetini kavramamız gerekir. Bu noktada eksiksek hem iman açısından hem de hayatı anlama açısından eksiğizdir. Bakınız, öyle bir örnek, öyle bir rehber ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'la şereflenmeden dahi o karanlık, o zillet dünyasının esfel-i safiline inen içtimai hayatın emin olunan ve güvenilen bir şahsı. Muhammedenül Emin ismi. Genç yaşına rağmen hikmetin, nezaketin, edebin timsali. Güvenilen, başvurulan, hakem olunan bir merci. Henüz daha İslam'la şereflenmiş ve kutlu nübüvvetle buluşmamış iken ve peygamberlikle buluştuktan sonra alemlere rahmet, medyun ona bir beşeriyet, medyun ona bütün bir dünya, bütün bir cemiyet. Eş olarak annelerimize,
saygısı, sevgisi ve sadakatiyle bir örnek. Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra bir gün ashabı ile buluştuğu bir an, içeri giren bir yaşlı hanımefendiye tazimen ayağa kalkarak hürmet etmek, yanında onu misafir etmek ve sonra uğurladıktan sonra ashabın şaşkın bakışlarına Hatice'nin arkadaşıydı diyerek bu ilgisini, eşine olan sevgisini bu derece bir nezaketle ifade etmek. Ev işlerinde eşlerine yardım eden, onların gönlünü hoş eden bir eş. Evladı Hazreti Fatıma geldiğinde her seferinde mecliste ayağa kalkarak onu karşılayan, bir önceki cahiliyenin diri diri toprağa döndüğü kız evladına ayakta karşılayarak hürmet, ilgi, saygı ve sevgi gösteren bir baba. Torunlarını cennetin efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'i hutbede hutbe okurken Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde hutbesini keserek aşağı inen, kucaklayan, sevgiyle bağrına basıp hutbesine devam eden bir dede. Namaz sırasında onların çocuksuluklarına tahammül eden bir merhamet ve bir şefkat. Kuşunu kaybeden bir küçük çocuğa üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletmek için giden, gönül alan bir peygamber. Hayvan ve bütün beşer sevgisinde hepimize rehber ve insanlığa en büyük merhamet. Hayatının her aşamasında bir nezaket, bir zarafet, bir edep. Böylesi bir peygambere ümmet olmak şüphesiz ki şereflerin en büyüğüdür ama biliniz ki aynı zamanda da büyük bir mesuliyettir. Gençlikle ilişkilendirilmiş Mevlid-i Nebi bu anlamda da düşünülmesi gerekir. İnsan hayatının en önemli ve değerli zamanı olan gençliğin şüphesiz bu iman, ahlak ve nebevi hayatla buluşması gerekir. Kör ideolojilerin, ihanet odaklarının, bugün savrulmuş insanlığın, insanı hüsrana götüren bütün yanlış değer toplamının dışında insanı insan yapan bu değerlerle ve Muhammedi bir ahlakla buluşması gerekir. İfade edildi hocalar tarafından. Hayatının her aşamasında gençliğe apayrı önem veren Muaz'dan Sa'd bin Vakkas'a, Üsame'ye, Hazreti Ali'ye, bütün gençlere valilik, bilgelik, öğretmenlik ve komutanlık dahil her görevi veren ve onlarla yürüyen bir peygamberin biz ümmetiyiz. Kör ideolojilerin, ihanet odaklarının ve bu dünya ve ebedi aleme hüsrana taşıyacak bu zehirli düşüncelerin eline gençleri bırakmamak sorumluluğundayız. Bizler iman ve ahlakıyla bunları temsil eden gençlerimizle var oldukça hiçbir ihanet ve terör örgütü ve odağı bizi yolumuzdan çeviremez. Türkiye bu birlik ve beraberliğiyle Kur'an ahlakı ve onu yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakıyla bütünleşmiş gençlerle inşallah her alanda ve gelecek her düzlemde hedefine erişecek ve bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir. İçinde bulunduğumuz Diyarbakır'da şüphesiz ki bugün bu salonda bulunan gençleriyle ve bütün bir Diyarbakırlı hemşerileriyle bu imanı ve bu ahlakı temsil edecek. Ve bizler
Bugün yaşadığımız bütün meselelerde çözümü Peygamberimizi anlamak ve onun gibi yaşamak noktasında bulacağız. Rabbim hepimizi bu yoldan ayırmasın. Anlamak ve yaşamak noktasındaki eksikliklerimizi tamamlasın. Bu hafta böylesi bir buluşmanın Diyarbakır'da olması, bu mana ve anlamın Diyarbakır'a taşınması gerçekten çok yerinde olmuştur. Çünkü Diyarbakır 639'da yine o genç sahabe-i kiramın öncülük ettiği bir İslam ordusuyla fethedilmiş ve o günden bugüne kesintisiz imanın, İslam'ın, ezanın ve Kur'an'ın şehri olmuştur. Rabbim kıyamete kadar bunu baki eylesin. Ve her türlü tehdide karşı bugün bu salondaki gibi bu imanla ve ahlakla sonsuza kadar var olmayı nasip eylesin. Ben alemlere rahmet olarak gelen değerli Hoca Efendi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in buyruğuyla Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'a kavuşmayı uman inananlar için çok güzel bir örnek olan ve onda sizin için çok güzel örneklik vardır buyruğuyla şereflenip sen olmasaydın kainatı yaratmazdım diyerek en büyük mazhara, en büyük şerefe nail olan ve bizim için de en büyük şeref ona ümmet olmak olan Resul-i Zişan'a merhametin, insanlığın, varlığının ve bütün değerlerinin kaynağı Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ...2018 Mevlid-i Nebi Haftası Diyarbakır programımızda az önce konuşmalarını gerçekleştiren Diyarbakır Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili Diyarbakırlılar, sevgili peygamber aşıkları, evet Diyarbakır'a kısmet oldu. İstanbul'un ardından 2018 Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri Diyarbakır'da nasip oldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Sayın Valim, çok kıymetli misafirlerimiz, bu anlamlı ve maneviyat yüklü programı teşrifleriyle onurlandıran muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Burhan İşleyen hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini davetle arz ederim. Buyurunuz Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan, yaşatan, bizi imanla, İslam'la ve bugünün anlamına uygun en önemli, en güzel cümle olacak belki. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ümmet olma şerefiyle şereflendiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar. وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulan İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, âline, ehli beytine, azvacına, ashabına belediye başkanım, rektörüm, siyasi partilerin il başkan ya da temsilcileri, saygıdeğer kaymakamlarım, çok sayıda dostumuzu görüyoruz bu programda. Ben yoktum. Sayın Başkanımız bugün size hitap edeceklerdi. Müftü Bey açıkladılar sebebini. Ben ona eşlik etmek üzere akşamdan geldim aslında. Ama herhalde sizi çok sevdiğim için Cenab-ı Hak böyle takdir etti başkanımıza. Ve
Bütün hastalara Cenab-ı Hak'tan hayırlı şifalar diliyorum. Allah şifa arayan, hastane köşelerinde bekleyen hastalarımıza, maddi ve manevi hastalıklarımıza hayırlı şifalar ihsan eylesin. Saygıdeğer valim, çok kıymetli dostlarım, çok kıymetli Diyarbakırlılar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşmak, şairin dediği gibi ben sözlerimle onu methedemem, ancak onunla sözlerimi methediyorum. Efendimiz'i konuşmak her yerde çok güzel ama yine benden önce konuşan hocam, hocalarım ve idarecilerimiz, Sayın Valim, Kaymakamım tarafından ifade edildi. Diyarbakır'da konuşmak daha anlamlı herhalde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan en çok iz taşıyan bölgelerden bir tanesi, en çok hatıra onun bize emaneti sahabe-i kiramdır. Onun bize emaneti olan sahabe-i kiramdan en çok hatıra ve iz taşıyan bölgelerden bir tanesi, belki en başta gelenlerinden bir tanesi Diyarbakır'dır. Allah Diyarbakır halkını ve bizleri ona layık ümmet olabilmeye nasip eylesin. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yarın bizi onunla hemcivar edince mahcup olmadan yüzüne bakacağımız bir hayatla, ah keşke demeden yanına huzurla varacağımız bir hayatla, utanacak işlerden, amellerden, sözlerden, davranışlardan uzak ve arınmış bir hayatla varabilmeyi mahşere Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ve bir dua daha edelim. Gerek bu salonumuzu teşrif eden bir kısmı ayakta bekleyen siz değerli dostlarımıza, gerekse Diyanet TV vasıtasıyla ülkenin ve dünyanın dört bir tarafında bizi izleyen gül yüzlü bütün dostlarımıza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gül yüzünü görme şerefini bahşetsin Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Çünkü biz onun yüzünü rüyada görmeyi şereflerin en azizi bilen bir milletiz, ümmetiz. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Aşkınla yaşarır gözler, firakınla yanar özler. Mübarek ravzana yüzler, sürelim ya Resulallah. Sürmeyi nasip etsin Rabbim Celle Celaluhu cümlemize. Görmeyi nasip etsin Rabbim cümlemize. Ama hemen kolaycacık oluyor mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafını haleleyen, çeviren birkaç gençten bahsedeceğim. Uzatmadan makul bir süre içerisinde inşallah bitireceğim konuşmamı. Normal her zaman her yerde yaptığımız uzunlukta olmayacak inşallah. Efendimizin etrafında işte Hazreti Ali 10 yaşında söylendi biraz önce. Efendim bir başka Zeyd bin Sabit 14 yaşında. Cafer-i Tayyar 17 yaşında, Abdullah bin Mesud 16 yaşında. Diğerleri böyle o bizim bildiğimiz büyük sahabiler hep gençti. Nasıl bir iklimde yetiştiler? Mekke-i Mükerreme'den ve Medine-i Münevvere'den 23 sene dolmadan dünyanın her tarafına İslam nurunu ulaştıracak aşkı, imanı nasıl kazandılar? Onun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Rabbim buyuruyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ey Peygamber, sen Allah'ın rahmetiyle etrafındakilere yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Kaba olsaydın, katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Kıymetli anne babalar, kıymetli büyüklerim, birinci söylememiz gereken, altını çizmemiz gereken husus, gençlerimize rahmetle, şefkatle, iyilikle, güzellikle davranmamız gerekliliğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet ikliminde büyümüştür o gençler. Sevgiye dayalı bağlılık oluşmuştur o gençlerde. Kur'an-ı Kerim'de üç peygamberin oğullarıyla konuşmasını, diyaloglarını anlatır Allah Celle Celaluhu. Hepsinde peygamberler oğullarıyla aynı üslupta konuşurlar.
İbrahim Aleyhisselam kurban etmek etmesini tebliğ edeceği, kendisini keseceğini kendisine bildireceği küçük İsmail'i karşısına almış. İnni era fil menami ya buneyye inni era fil menami enni ezbahuke. Şöyle Kürtçeye nasıl çevirirsiniz bilmiyorum. Ama ya buneyye ifadesini Türkçeye şöyle çevirebiliriz. Yavrucuğum, canım, tatlım, bir tanem, güzelim, yavrum benim. Rüyamda görüyorum ki seni kurban etmem gerekiyor. Üslup, babanın üslubu yavrucuğum olunca oğlun üslubu ya ebeti, babacığım şeklinde dönüyor İbrahim Aleyhisselam'a. Yakup peygamber Yusuf'unu alıyor karşısına. Diyor ki ya buneyye la taksus rüyâke alâ ihvetik. Yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma. Hele Nuh Aleyhisselam yüzlerce yıl süren tebliğine, davetine, irşadına karşılık direnen seavi ilel cebeli yasimuni minel ma. Ben dağa çıkarım, dağa çıkmak suretiyle boğulmaktan, sudan kurtulurum diyen oğlunu, iman etmemiş oğlunu çağırırken gemiye ve kurtuluşa ya buneyyar kem ma'ana, yavrucuğum ne olur gel bizimle beraber bin şu gemiye diye çağırıyor. Yavrum diye çağırıyor. Sevgimizi yavrularımıza hissettirelim. Sevgimizi gençlerimize hissettirelim. Hep anlatıyorum. Bir emniyet müdürü arkadaşım, dostum çocuk şubede çalışırken yüzlerce, binlerce çocuk suçlu, suç işleme iddiasıyla emniyet müdürlüğüne gelen çocukla görüşme yaptım. Onları kitap haline getirdim diyordu. Bir tablo çok etkilemişti beni diyordu. Beni de etkiledi, anlatıyorum. Geldi bir, bağışlayın, fuhuş operasyonunda bir grup kadın getirildi. Hanımefendilerden özellikle özür diliyorum. İşlerinde 17 yaşında genç bir kız çocuğu. Kadınlardan çok ümidim yok ama bu genç kızı belki bu bataklıktan kurtarabilirim ümit ve niyetiyle aldım. Odama aldım, nasihat etmeye başladım. Yavrum dedim, bak yapma evladım. Bu peşinden gittiğin adam, 39 yaşında bir adamın peşinden gitmiş, o da tüccar, fuhuş tüccarı. Yapma yavrum, bu adam kötü bir adam. Yardımcı olayım sana, seni kurtaralım, sana güzel bir hayat hazırlayalım dedim. Çocuk, kız çocuğu bana şöyle seslendi. Kafamı ütüleme müdür, bu yaşıma kadar ilk defa bana bu adam seni seviyorum dedi. İlk duyduğu sevgi cümlesinin peşinden giden ve bataklığa düşen gencecik bir kızımız. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Sen Allah'ın rahmetiyle etrafındakilere yumuşak davrandın. İhmalimiz olursa bizim vebali ve bedeli ağır oluyor kıymetli dostlar. İhmalimiz olmayacak. Sayın Valim bahsettiler biraz önce. Oturuyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kızlarımıza böyle davranıyor muyuz? Kızlarımıza sorsam büyük ihtimal hayır cevabını alacağım. Almayayım ben şimdi onu. Kızlarımıza böyle davranıyor muyuz? Kapıdan girince kızı ayağa kalkan peygamberimiz var bizim Aleyhissalatu vesselam. Ona doğru adım atan, elbisesinin sarkan kısmını altına minder olarak seren, yanına oturtturan, sırtını sıvazlayıp okşayan Ummu Ebiha, babasının annesi, yavrum diye ona ilgi, iltifat gösteren Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselamımız var bizim. Aynı peygamber bu sevgiyi başka zaman Fatıma'ya şöyle gösteriyor. Evlendiriyor Ali ile radıyallahu anh. 6 ay boyunca anneler, babalar 6 ay boyunca sabah namazı vakti kapılarının önüne gidiyor Hazreti Peygamber. Fatma ile Ali'nin kapısının önüne. Gençler uyanamazlar diye. Hadi yavrum sabah namazı vakti geldi. Hadi kalkın sabah namazı vakti geldi diye. Çünkü Hazreti Peygamber biliyor ve anlatıyor ki rak'atel fecri hayrun minet dünya ve ma fiha.
sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hayatta namaz yoksa, hayatta ibadet yoksa, hayatta kulluk yoksa o hayatı yaşamanın anlamı da yoktur. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım da ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Kıymetli dostlar, her seferden gelince bakın nasıl terbiye ediyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl sevmeliyiz? Medine dışından bir yolculuktan gelince kızının yanına uğruyor. Fatıma'sına uğruyor önce, sonra mescide geçip namaz kılıyor, sonra kendi evine geçiyor Efendimiz. Bir gün geliyor Fatıma'nın evine. Fatma da evde varsa bal şerbeti hazırlıyor babasına. Babası Efendimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o şerbeti içtikten sonra Fatma'nın yanından ayrılıyor. Bir gün Fatma'nın yanına geliyor. Fatma hoş geldin baba dedikten sonra bal şerbeti hazırlamak için kalkıyor. Hazreti Peygamber evi terk ediyor. Fatma elinde baltasıyla beraber geriye dönünce kala kalıyor. Hiç yapmadığı bir şeyi yapmış babası. İki cihan serveri. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam kızına haber vermeden, ikramını kabul etmeden evi terk etmiş. Bilal, başka bir genç, zenci, köle, çoban ama Hazreti Peygamber'in ne zaman bana cennet gösterilse manevi alemde ayak seslerini işittim önümde. Bilal, nasıl çıktın bu mertebeye dediği Bilal. Çünkü oraya ırkla, renkle, damarlarda dolaşan kanla, aidiyetle, makamla, mevkiyle, malla, şanla, şöhretle değil, imanla ve aşkla çıkılıyor. O imanı ve aşkı nasip etsin Rabbim cümlemize Celle Celaluhu. Hadi Bilal, koş diyor. Git bak bakalım. Git bak bakalım babama bir şey mi oldu? Hazreti Peygamber'i mescitte buluyor Bilal. Ya Resulallah, Fatıma'nız sizi çok merak etti. Niye evi terk ettiğinizi soruyor. Niye evden ayrıldığınızı soruyor ikramı almadan. Adetinizi niye terk ettiniz? Efendimiz Aleyhisselam, Fatıma kimin kızı olduğunu ne kadar çabuk unuttu. O duvara asmış olduğu o değerli kumaş da ne diyor? Kızını çok seven Peygamber Aleyhisselam, ahirete kızını hazırlarken Ali'nin payına düşmüş olan kıymetli bir kumaşı duvara asmasından rahatsız, kızını üzme pahasına evi terk ederek onu eğiten bir baba Aleyhisselatü Vesselam. Evlerimiz Peygamberi Aleyhisselam'ı misafir etmeye hazır mı? Yüreklerimiz Hazreti Peygamber'le karşılaşmaya hazır mı? Çocuklarımız Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la tanışmaya hazır mı? Sohbetlerimiz Hazreti Peygamber'i katmaya hazır mı? İzlediklerimiz Peygamber'le beraber izlenecek şeyler mi? Okuduklarımız Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında paylaşılacak şeyler mi? Yoksa Peygamber Aleyhisselam hayatımızdan çıksa çok daha rahat ederiz diyebilecek durumda mıyız? Her birimiz kendi içimizde, kendi vicdanımızda bunun muhasebesini yapmak durumundayız kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu hayatımızı hayatına benzetsin. Ahlakımızı ahlakına benzetsin. Sünnetini yol olarak benimseyebilmeyi bizlere nasip eylesin ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ dediği Rabbimin. Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaktır. Ve hasuna ulaike rafika, bunlar ne kadar güzel arkadaştırlar buyurduğu kimselerin arasında olabilelim. Allah o güzellere refik olmayı, o güzellere refik, arkadaş, yoldaş olacak bir hayatı yaşamayı nasip etsin. Ama bedel var kıymetli dostlar, bedel var, bir bedel ödemek gerekiyor. Cafer'den bahsetti. 17 yaşında başkanlığımızın hazırladığı Sinevizyon'da 17 yaşında Habeşistan'da İslam'ı anlatan
ve Habeşistan'ın bir eman yurdu olarak müminlere kalmasına vesile olan kişi Cafer-i Tayyar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mute'ye 3000 kişilik ordunun başına komutan olarak Zeyd bin Harise'yi, ona bir şey olursa Cafer bin Ebi Talib'i, ona bir şey olursa Abdullah bin Revaha'yı komutan yaparsınız diyerek gönderiyor. Diyor ki sahabe, üçünün de şehit olacağını anladık zaten. Hazreti Peygamber hiçbir orduya birden fazla komutan tayin etmezdi. Sanki karşısında bir televizyon ekranı varmış gibi Mescid-i Nebi'de yüzlerce kilometre ötedeki Mute'yi anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. 3000 kişilik İslam ordusu, 100.000 ya da kimi rivayetlerde 200.000 kişilik Rum ordusu karşı karşıyalar. Diyor ki Zeyd sancağı aldı eline, bayrağı aldı. Zeyd aldığı darbeyle şehit oldu. Sancağı eline Cafer aldı. Cafer'in, genç Cafer'in sancağı tutan sağ eli kesildi, sol eline aldı. Sol elini de kestiler, Cafer yere düştü. Cafer aldığı darbeyle şehit oldu. Ben Cafer'i kesilen iki kolunun yerine iki kanat takılmış olarak cennette uçarken gördüm. Cafer-i Tayyar oluyor ondan sonra ismi. Cafer bin Ebi Talip demiyoruz da uçan Cafer diye daha çok biliniyor ismi. Bir bedel ödüyor. Bir karşılığı var cennetin. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَانَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın aldı. Mal veriyorsun, cennet veriyor. Allah rızası için infak ediyorsun. Canını veriyorsun, Allah cennetle şereflendiriyor. Canını veriyorsun, Allah Celle Celaluhu sana cennetini, rahmetini ve cemalini ikram ediyor kıymetli dostlar. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselama sevgimizin vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır diye söylediği gibi bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın çağırırken hayatımıza, hayatımız hayatına benzemeli. Ahlakımız ahlakına benzemeli. Ağzından yalan çıkmalı, meşhur çıkmamalı. Biliyorsunuz meşhur hadisedir, anlatayım. Konu geldi. Abdest alıyor. Abdest alırken kullandığı suyu yanındaki sahabe yere düşmeden üstlerine sürüyorlar. Efendimizin kullandığı suyu bereket umarak üstlerine başlarına sürüyorlar. Hazreti Peygamber neden böyle yapıyorsunuz diyor. Neden böyle yapıyorsunuz? Ya Resulallah seni seviyoruz, bereket umuyoruz. Hayır, böyle yapmayın. Beni sevdiğinizi göstermenin yolu abdeste kullandığım suyu üstünüze başınıza sürmek değil. Bu doğru bir sevgi alameti değil. Beni seviyorsanız nasıl seveceğinizi söyleyeyim size. Beni seviyorsanız ağzınızdan yalan çıkmayacak, doğru konuşacaksınız. Beni seviyorsanız komşuluğunuz güzel olacak, iyi komşu olacaksınız. Beni seviyorsanız Allah'ın size ikram ve ihsan ettiği emanetler, bedeniniz, evlatlarınız, komşularınız, imanınız, kitabınız, peygamberiniz gibi emanetler, emanet hukukuna riayet edeceksiniz. Bunlara sahip çıkmazsanız beni sevme iddianız boş olur. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Eles bezminde dinmez bir figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah diyor. Yaman dede gayrimüslimken İslam Müslüman olduktan sonra ama yanarak söylüyor. Yanmadan söylerse insan, aşk duymadan söylerse insan vebali ağır olur Allah'ın huzurunda. Kıymetli dostlar, kıymetli peygamberi seven dostlar, peygamber sevgisinin içini ibadetle, ahlakla,
edeple, hayayla doldurmak lazım. Son olarak şunu anlatıp bitireyim. Hacer annemizi biliyorsunuz. Gençlerimize nasıl dua etmemiz gerekir? Siz bakarsınız genişçe. Uzadı biraz çünkü. Sabrınızı zorlamayalım. Hacer annemizin duasını biliyorsunuz. Hacer annemiz, Hacer zenci bir hanımefendidir. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi, Sare'nin hizmetçisidir, kölesidir. İbrahim Peygamber'in olgunluk ve yaşlılık çağına kadar çocuğu olmaz. Sare annemiz kendi eliyle kocası İbrahim'i kendi hizmetçisi, zenci, siyahi bir kadın olan Hacer'le evlendirir. O evlilikten kısa bir süre sonra bir çocuk dünyaya gelir, bir oğul. İsmail gelir dünyaya. İleride olacakları bilen, geleceği de geçmişi de bilen Allah Celle Celaluhu, Kabe'nin temellerinin kaybolduğu yer olan Hicaz bölgesine, Safa ile Merve arasına Hacer'i ve küçük İsmail'i bırakmasını emreder İbrahim'e. İbrahim peygamber hiçbir izah açıklama yapmadan küçük süt emen yavru İsmail'i ve annesi Hacer'i sönmüş bir volkanik bölge olan simsiyah taşların arasına, iki tepenin ortasına bırakır döner. Soru sorar Hacer. Bizi buraya niye getirdin İbrahim? Cevap yok. Bizi almaya gelecek misin İbrahim? Cevap yok. Biz burada ne kadar kalacağız? Cevap yok. Bizi buraya getirmeni Allah mı emretti? İbrahim böyle, evet manasında başını sallar aleyhisselam. Allah mı der Hacer, ben ondan razıyım. Bizi buraya getirmeni emrettiyse Allah bizi burada yardımsız bırakmaz. Gider İbrahim peygamber, dudakları kıpır kıpır. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ya Rab, zürriyetimden bir bölümünü Beyt-i Harem'inin yanında ekim bitmez, kurak çorak bir toprak parçasına bıraktım gidiyorum. Su yok, canlılık yok, yaşayan yok, yardımcı yok, gidiyorum. Niye yaptım biliyor musunuz? Hayatın gayesi. Rabbena li kıymus salah. Namazı ikame etsinler diye yaptım Allah'ım. Daha sonra burası bir merkez olsun. İnsanlar buraya yönelerek ibadetlerini eda etsinler. Fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim varzukum minel semerat. Allah'ım burada bulunanlara başkalarının, insanların kalbini kaydır. Sevdir burayı. Seviyoruz. Bak simsiyah taşlardan ibaret bir bölge. Turistik değil, sahil değil, kayak merkezi değil, bağlık bahçelik değil ama seviyorsunuz. Gidemeyenlere helal, temiz kazancıyla gidebilmeyi, hacı olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Sonra gitti. Gitti İbrahim Aleyhisselam. Hacer'in duadan da haberi yok, olacaklardan da haberi yok. Anneler var aramızda çok sayıda. Bir annenin dünyada sahip yaşayabileceği en büyük acı gözünün önünde çocuğunun helakini izlemek olmalı. Allah hiçbir anneyi böyle imtihan etmesin. Çocuklarımıza sahip çıkmayı, çocuklarımızın telef olduğunu görmeyecek şekilde sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Kaymakam Bey ifade ettiler. 6-7 sene yaşıyor, elimizden kaçırdığımız, sahip çıkmadığımız bir çocuk gitmiş olduğu maceranın peşinde. Allah çocuklarımızı imanla yetiştirebilmeyi, en aziz emanet olarak büyütebilmeyi nasip eylesin bize. Kıymetli dostlarım, gidiyor şimdi bir o tepenin üstüne, bir bu tepenin üstüne. Bir o dağa çıkıyor, bir bu dağa. Korkuyor, çocuk helak olacak, yakıcı sıcak. Hacer annemizin Safa ile Merve arasında küçük İsmail'e endişe ettiğinden daha fazla endişe etmemiz gereken gençlerimiz ve çocuklarımız var bugün. Hacer annemizin kendisi için Rabbine yalvardığı İsmail'den daha çok Rabbimize yalvarmamız gereken yavrularımız, gençlerimiz var bugün. Hacer annemizin kendisi için korktuğu çocuklarından, İsmail'inden daha çok kendileri için korkmamız gereken çocuklarımız var, gençlerimiz var bugün. Çünkü Hacer'in oğlu küçük İsmail ölse cennete giderdi.
bizim sahip çıkmadığımız, bizim Allah'la emanet bilinciyle, merhametle, şefkatle, peygamberle, Muhammed'le, Kur'an'la yetiştirmediğimiz çocuklar imansız kalıp ölürse, kör ideolojilerin peşinde dağ tepeye çıkar ölürse, uyuşturucu batağına düşer ölürse ve bu çocuklarımız fuhuş batağına, tuzağına düşer ölürse vallahi cennete gitmezler kıymetli kardeşlerim. Bizim sahip çıkmamız gereken evlatlarımız, gençlerimiz, yarın Rabbimize vereceğimiz bir hesabımız. Ya Rab, ben gittim, ben yaptım, ben koştum ama bu kadar karşılık aldım diyebilecek bir sayımız, bir gayretimiz olmalı. Allah o gayreti cümlemize ihsan eylesin. Allah kardeşlerim dediği ümmetinden olabilmeyi Cenab-ı hepimize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'la Kevser Havuzu'nun etrafında toplanıp buluşabilmeyi, Livaül Hamd'ın altında toplanıp buluşabilmeyi, cennette ona hemcivar olabilmeyi, cennette ona komşu olacak bir ahlakla, bir hayatla yaşayıp ölebilmeyi her birimize nasip eylesin. Programı organize eden il müftülüğümüz, bütün desteklerini esirgemeyen Yenişehir Belediye'miz, Belediye Başkanımız, teşrif eden Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Rektörümüz, çok sayıda dostlarımız, arkadaşlarımız, siyasi camia, hocalarımız, kim varsa tek tek sayamıyoruz. Peygamber dostları diyeyim, Allah dostluğuna kabul etsin bizi. Her birinize teşekkür ediyor, haftanızın hayırlı mübarek olmasını diliyor. Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.